Hayırlı sabahlar sevgili izleyicilerimiz. Bir haftayı daha tamamladık ve cuma gününe eriştik. Haftanın son günündeyiz malumunuz. Cumanın hayrı ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah efendim. Bugün yayınımızda çok güzel bir konu başlığımız var. 12 Mart 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milli marşımız olarak kabul edilen İstiklal Marşı'nın yazılışını ve kabul ediliş sürecini konuşacağız efendim. Konuğumuz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız olacak. Coşkulu ve heyecan dolu bir program bizleri bekliyor. Şimdi ise yayınımızı her cuma günü olduğu üzere ses sanatçısı Hasan Özer ve ekip arkadaşlarının seslendireceği çok güzel bir eserle açıyoruz. Zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz. Gelmişiz dünyaya, milliyet nedir öğretmişiz. Kapkaranlıkken bütün afak insaniyetin, kapkaranlıkken bütün afak insaniyetin, nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin, nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin. Seyfe makrum adilimiz ihsanımız, bir taraftan seyfe makrum adilimiz ihsanımız, yükselip akvamı almış fevcü fevca duşuna, yükselip akvamı almış fevcü fevca kuşuna, hepsi dalmış vahdedin ahengi cuşa cuşuna, hepsi dalmış vahdedin ahengi cuşa cuşuna, hepsi dalmış vahdedin ahengi cuşa cuşuna. İstiklal Marşımız, sarsılmaz imanımızın, hak yolundaki sadakatimizin, vatan sevgimizin, asalet ve cesaretimizin mısralara bürünmüş halidir. Peki, Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı nasıl yazmıştır? Marşımızı ezberden öte mana ve mesajlarıyla anlamamız neden önemlidir? Konuyla ilgili merak edilenleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın az sonra Yeni Güne Merhaba'da yanıtlıyor. Oh,
Evet efendim, yeniden merhabalar. Bugün İstiklal Marşımızı ve Mehmet Akif Ersoy'u, İstiklal Marşımızın yazılış sürecini, kabul edilişini konuşacağız dedik. Açılışta da söylediğimiz üzere ve Hasan Özer ve ekip arkadaşları da Güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait çok güzel bir eserle açılışımızı gerçekleştirdiler. Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık arkadaşlar. Evet efendim, bugünkü konumuz gerçekten öyle kıymetli ki hemen konuğuma dönüp onunla sohbete başlayıp onun o bilgilerinden faydalanalım, nasiplenelim istiyorum hep birlikte. Ama tabii ki hemen öncelikle kitabımızı aktaralım sizler için, hediye kitabımız. Bugün seçtiğimiz kitabımız Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları, Cemal Kutay'ın kaleme aldığı kitabımızın çekilişine katılmak için Yeni Güne Merhaba TV Instagram hesabımızda paylaştığımız son postumuzun altına arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Ardından yayınımızın sonunda bir çekiliş gerçekleştiriyoruz ve kitaplarımızı size büyük bir memnuniyetle hediye ediyoruz efendim. Dedikten sonra artık Oğuzhan Hocama dönme vakti. Evet. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk İknur Hanım. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Sıhhat ve afiyet içerisindeyiz. Küfür ve delalet içerisinde değiliz. Ne kadar bayrağımız, şanlı Türk bayrağımız bütün sınırlarımızda şerha şerha dalgalanıyor. Evet. Ezan-ı Muhammed'i günde 5 sefer okunuyor. Can ve mal güvenliğine sahibiz. Bundan daha büyük bir lütuf yok. Devletimiz 5000 yıllık geleneğiyle ayakta, Türk milletinin, Necip milletimizin gönlünde ve sözünde olan şu ifade çok önemli. Devlet ebed müddet. Hı hı. Mehmet Akif'i Mehmet Akif yapan da devlet ebed müddet anlayışıdır. Devlet ebed müddet anlayışıdır. Devlet var ki ebediyet var. Yani kıyamet sabahına kadar ve o müddet bizi millet yapıyor. Hı hı. Bizi sapasağlam bir millet yapıyor. Bizi Necip millet yapıyor. Ecdadımızdan aldığımız o tarihten tevarüz eden özelliklerimiz adalettir, merhamettir, samimiyettir, hoşgörüdür. Ecdadımız olan Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar ve onun bakiyesi olan içerisinde bulunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti her gittiği yeri karanlığın narını aydınlığın nuruna çevirmiş. Kimseyi dininden ve dilinden dolayı hor görmemiş. Hep hoş görmüş. Haçlıların kanına karşı Müslümanların, Hilal'ın nurunu hakim kılan bir medeniyetin mensubuyuz. Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz. Ne kadar güzel ki böyle bir ecdadın torunlarıyız. Evet. Hocam. Allah'a binlerce şükürler olsun ve bu mübarek Şaban ayında, Peygamberimizin ayında aynı zamanda gecesi gündüzünden, gündüzü gecesinden güzel olan Cuma gününde sizlerle birlikte Diyanet TV ekranlarında bizleri dünyanın dört bir bucağında seyreten Necip milletimizi gönülden selamlarken şunları diyorum. Sabahul Vert, Sabahul Yasemin, Sabahın Nur, Sabahul Hayr. Yani sabahımız Yasemin gibi olsun. Sabahımız gül gibi olsun. Sabahımız nurlu olsun. Sabahımız hayırlı olsun. Amin. Inşallah. İnsanlar birbirleriyle karşılaştıkları zaman öyle yüz asmayacaklar. Somurtmayacaklar. Bizim bir neşemiz var. Çünkü bizim imanımız var. İmanı olanın neşesi olur. İmanı olanın sevinci olur. İmanı olan ümitli olur. İman varsa imkan vardır. İmanın yoksa imkanın da yoktur. Bunu her sabah hatırlamak evet. Ne kadar kıymetli olur tabii, hocam? Tabii. Sabah kalktık Cenab-ı Hak bize ruhumuzu tekrar teslim etti ve dedi ki yürü ey kulum bana ibadet et. İnsanlara iyilik yap değil mi? Dün geçti cancağızım Mevlana Hazretleri artık yeni şeyler söylemek lazım. Ve Mevlana Celaleddin Rumi der ki İknur Hanım, kişi İbnül Vakt'tir. Yani İbnül Vakt ne demek? Vaktin çocuğudur. Ben bu andan sorumluyum. Geçmiş geçti, geleceği Cenab-ı Hak bilir. Ben şu anda nefes alıp verebiliyorsam bu anı en iyi bir şekilde değerlendirmemiz lazım. Evet. Hocam bu konuda Efendimizin de o kadar güzel bir duası var ki. Böyle ben bir yere nakşetmek bile isterim o derece güzel. Allah'ım beni geçmişe hayıflanmaktan, geleceğe kaygılanmaktan muhafaza eyle diyor. Evet. Gerçekten evet. O kadar güzel böyle o İbnül Vakt olmaya böyle vesile olacak bir dua ki. O duadan açtınız. Efendimizin devamlı tekrar ettiği şu duayı sayın seyircilerimizle birlikte tekrar edelim. Buyurun. Arapçasını sonra da Türkçesini. Buyurun. Peygamberimiz buyuruyor ki Allahümme inni es'elükel hüda vettuka vel afafe vel gina. Yani Allahümme inni es'elüke ya Rabbi senden istiyorum. Ne? Hüda, hidayet. Ve tuga senden takva istiyorum.
Vel afafe, senden afiyet istiyorum. Vel gina, senden gönül zenginliği istiyorum. İşte bizim Necip milletimizi diğer milletlerden ayıran en önemli farklardan biri de gönlünün zengin olması. Kendi ihtiyacı var ama başkasının daha çok ihtiyacı var. Kendi ihtiyacını tutup bir başkasına, Müslüman kardeşine veriyor. Yani isar sahibi ve gönlü zengin bir medeniyet. Çünkü gönlü zengin peygambere mensup. Gönlü zengin peygamberin ümmeti. Elhamdülillah. Gelin peki, bir şiirle girizgah yapalım. Tamam hocam, buyurun. Bir yaşnameyle. Eskiler doğumdan ölüme kadar insanın yaşlarını dörtlüklerle anlatmışlar. Aslında özetlemişler. Ben o ilk dörtlükleri almayayım da 40 yaşa getireyim. 40 yaş çünkü olgunluk çağı. Peygamberlik yaşı. Evet, peygamberlikte yaşı. 40-50 yaş oldu vaki. Dünya değil imiş baki. Geç olarak anladık ki biz bir imtihana geldik. Yıllar 60'a dayandı. Akıl 70'te uyandı. Nedamet narına yandı. Çok hassas bir ana geldik. El artık diyor, el ayak çekildi. Saç ağardı, bel büküldü. Her şey eskiye döndü. Çok hassas bir ana geldik. Ve devam ediyor. Yaprak dalından döküldü. Yaprak dalından döküldü. Saç ağardı, bel büküldü. Artık el ayak çekildi. Dediler ki sona geldik. Hey ağalar, hey efeler. Hayal oldu neler neler. Tükenince mesafeler, erken kabristana geldik. Kara yere girdi beden. Kara yere girdi beden. Bir yol başladı yeniden. Perde açıldı aniden. Bir ulu divana geldik. Polatoğlu imanına, can teşnedir cananına, kabul eyle divanına, senden olduk sana geldik. Evet, bir yaşname, bir dörtlükte hafif hafızam gitti geldi. Hafızayı beşer diyor, nisyan ile malüldür. Evet. Kişi unutmaya mahkumdur çünkü bir kuldur, insan unutabilir. Rabbim inşallah zihnimizi berrak eylesin. Amin. Konuştuğumuz sözlerimize de tesir halkı eylesin. Amin. Yaşnameler böyle. İşte insanoğlunu anlatıyor. Hı hı. En sonunda bir ulu divana gideceğiz. Ondan olduk, ona gideceğiz. Değil mi? Evet. Ondan geldik, ona gideceğiz. Ve bu süreci aslında değerlendiriyoruz, konuşuyoruz. O evet, yaşamanın bir yolda olma serüveni derler ya, yolda olmaktır diye. Biz de aslında o yoldayken geçmişimizde olanları ve geleceğimizde olabilecekleri de bir manada sürekli gündemimizde tutarak kendimizi biraz daha ya da hayatımızı biraz daha anlamlandırmaya çalışıyoruz zannediyorum evet, hocam. Zaten bu yolda olduğumuz için de yollardayız. Yolda olduğumuz için Mehmet Akif'in ifadesiyle sırat-ı müstakim üzerindeyiz. Hı hı. Ve devamlı bir gayret var, değil mi? Atalet yok. Devamlı bir çalışmak var, devamlı bir azim var. Yeese düşmek yok. Hı hı. Mehmet Akif bunu şiirlerinde İstiklal şairimiz Safahat'ta devamlı anlatıyor. Yeese düşme, uyan diyor. O yeese düşmediğinin belki de ya da düşmememiz üzere bizi de canlandırmak istemesinin en büyük aslında bize kalan ondan en büyük göstergelerinden bir tanesi Milli Marşımız zannediyorum. Evet, İstiklal Marşı. İstiklal Marşımız. İstiklal Marşımızın hocam, şimdi geleceğim Akif tarafındaki o iç dünyasında neler yaşadığı, nasıl kaleme aldığı, nasıl bir süreçti o geleceğim. Ama onun öncesinde bize birazcık o havayı solutun istiyorum evet, hocam. Nasıl bir durumdaydık? Ona gelmeden evvel bir Mehmet Akif portresi çizelim mi? Lütfen. Kim bu Mehmet Akif? Buyurun. Mehmet Akif Balkanlardan Balkan Türklüğüyle Türkistan Türklüğünü birleştiren bir ailenin çocuğu. Yani annesi Buhara-i Şerif'ten Tokat'a hicret etmiş Emine Şerife Hanım, İknur Hanım. Hı hı. Babası da Kosova'nın İpek Köyü'nden İstanbul'a gelen hoca olan Temiz Tahir Efendi. Mehmet Akif bu anne ve babanın izdivacının neticesinde bir Aralık ayında 1873 yılında İstanbul'da Fatih'te dünyaya gelir. Hı hı. Babasının hoca olması, annesinden gelen o derin Buhara-i Şerif'ten gelen kültür, bizim havamız, bizim havamızın rüzgarı Mehmet Akif Ersoy'u zaten ailede olgunlaştırır. Ve Mehmet Akif Ersoy 5 yaşında hafız olur.
bizim bir geleneğimiz var Osmanlı'da. Çocuklarımız 4 yaş, 4 ay, 4. gününe geldiği zaman artık o okula verir. Çünkü zihnin en açık zamanıdır. Bir atasözümüz var İknur Hanım. Bu gençlerimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz de bunu biliyorlar muhakkak da bir farkındalık kazandıralım. Diyor ki ilim çocukken diyor taşa yazı yazmak gibidir. İlim diyor büyüdükten sonra öğrenilirse suya yazı yazmak gibidir. Yani küçükken çocuklarımıza eğer ilimi, irfanı, hikmeti öğretirsek adeta taşa yazılır, o daha çıkmaz. Ama büyüdükten sonra öğrendiğin zaman tekrarlamazsan onu unutup gidersin. Mehmet Akif hafızlığını tamamlar, en iyi hocalardan dersler alır ve kendisi Baytar Mektebi'ni yani bugünkü adıyla veterinerlik fakültesini bitirir. Bir doktor, aynı zamanda bir hafız, hem de demir hafız. Demir hafız, teravihi hatimle kıldırabilecek derecede hafızlığa mahir. Yozgatlı İhsan Efendi anlatıyor. Mehmet Akif'in 1924 ile 1936 arası yılları Mısır'da geçmiş. Diyor ki Hilvan'da evinde, Yozgatlı İhsan Efendi de büyük müderris, Mehmet Akif'in arkasında Ramazan ayında defalarca hatimle teravih kıldım. Mehmet Akif hiçbir harfte bile teklemedi. Öyle bize bir ay hatimle teravih kıldırdı. Böyle özellikle birisi. Aynı zamanda Mehmet Akif güçlü bir vaaz. Aynı zamanda Mehmet Akif Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kültür elçisi. Yani Mehmet Akif sadece tarih yazmadı. Mehmet Akif sadece şiir yazmadı. Mehmet Akif bizzat tarihe şahitlik yaparak tarihi yaşadı, tarihi oluşturdu, tarihi vukuyete getirdi. Yani tarih yazan bir şahsiyet değil, aynı zamanda o tarihe tanıklık eden ve tarihe mühür vuran bir şahsiyettir Mehmet Akif Ersoy. Çünkü Balkan harflerinde Mehmet Akif'i görüyoruz. Birinci Dünya Harbi'nde Mehmet Akif'i görüyoruz. Osmanlı'nın görevlisi olarak nereye gidiyor? Avrupa'ya gidiyor. Neden Avrupa'ya gidiyor? Oradaki Müslümanları uyandırmak için gidiyor Mehmet Akif, Hintli Müslümanları. Hı hı. Mehmet Akif aynı zamanda işte 18 Mart 1915 günü Çanakkale Savaşı'nın olduğu yıllarda da nerededir? Arap çöllerindedir. Medine-i Münevvere'dedir. Onun bir zaten eseri de var. Necid çöllerinde Medine'ye diye. Oradaki Arap kabilelerini ümmet birliği çatısı altında toparlamak için gayret etmektedir. Milli mücadele yıllarına geldiğimiz zaman Mehmet Akif milli mücadelenin manevi kumandanıdır. Nasıl maddi kumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'se manevi kumandanı Mehmet Akif Ersoy. Bizzat Atatürk Mehmet Akif Ersoy'u rica ederek İstanbul'dan çağırtmış. Ve Mehmet Akif 24 Nisan 1920'de yani meclis açıldıktan bir gün sonra Ankara'ya ulaşmış. Ondan sonra Balıkesir, Zağnos Paşa Camisi'nde ve Kastamonu Nasrullah Paşa Camisi'nde, Çankırı'da, Konya'da, Anadolu'nun birçok yerinde milli mücadelenin düşmanlara karşı bizim Necip milletimizin bir ve beraber olması gerektiğini, Allah'ın emrinin, peygamberin sünnetinin, imanın bir gereği olduğunu her yerde vaazlarında belirtmiş ve Mehmet Akif'in bu vaazları, özellikle Kastamonu Nasrullah Paşa Camisi'ndeki vaazı Sebilür Reşat dergisinde de yayınlanmış ve Mehmet Akif'in bu mesajları bizim milli mutabakat metinlerimizdir İknur Hanım. Anadolu'nun her bir tarafına bu vaazlar gitmiş ve Anadolu halkı birlik ve beraberliğinde toparlamış. Milli mücadelede de Mehmet Akif'i görüyoruz. Vaazlarda da Mehmet Akif'i görüyoruz. Zaten şiir yönü çok güçlü. Nasıl Hazreti Davud'un elinde demir bir bal mumuna dönüşebiliyorsa, nasıl Hazreti Davud demire şekil verebiliyorsa istediği gibi, teşbihte hata olmasın, Mehmet Akif Ersoy da şiire öyle yön vermiştir. Aruz veznini en usta bir biçimde kullanmıştır. Ve Mehmet Akif sanatı sanat için yapmamış. Mehmet Akif sanatı toplum için yapmış. Sanatı millet için yapmış. Milleti uyandırmak için yapmış. Ne demiş? Donanma ordu yürürken muzafferen ileri, üzengiye hasret kalırlardı o garbın elçileri. O ihtişamı niçin elinden bıraktın da bugün yatıp duruyorsun ayaklarının altında demiş. Uyan demiş. Bilge Kağan'ın 5000 yıl evvel
Türk milletine dediği gibi, ey Türk, titre ve kendine gel. Mehmet Akif de milleti uyandırmış. İstiklal Marşı'nın başında korkma demiş. O korkmayı nereden almış, gönlüne nereden doğmuş? Mehmet Akif'in gönlüne korkmayı doğduran güç, Hazreti Resul-i Kibriye Efendimizle Ebu Bekir Sıddık Efendimizin hicret yolunda, Sevr mağarasında Ebu Bekir Efendimiz korkunca, ya Resulallah, düşmanlar gelir sizi öldürürse bu İslam davası, bu ilahi kelimetullah davası ne olur deyince Peygamberimiz, la tahzen innallaha mana, korkma ey Ebu Bekir, bizleri yoktan var eden Cenab-ı Hak bizim yanımızdadır. Ve Mehmet Akif bize İstiklal Marşı'nda korkmayla başlıyor. Sakın korkmayın, ümitsiz olmayın, sizin imanınız var. Benim iman dolu göğsüm gibi Serhattin var. Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı bu var? O ne yaparsa yapsın, o adeta havlasın, o bizim imanımızı boğamaz. Çünkü bizim kavi bir imanımız var. Öyle kavi bir imanımız var ki İknur Hanım, o kavi iman olmasa Seyit Onbaşı Çanakkale'de 250 kiloluk topu kaldırıp düşmanın gemisine bindirebilir miydi? Size soruyorum. Ve daha sonra götürdüler Seyit Onbaşı'yı, Balıkesir Havranlı, gazi olarak ayrıldı Çanakkale'den. 50 kiloluk bir topu kaldırmasını istedi. Kavrayamadı bile, bırak kaldırmayı. Peki o gün nasıl sen bu topu kaldırdın? O gün Allah bana yardım etti. O gün Hazreti Peygamber bana yardım etti. O gün melekler bana yardım etti. Bismillah'ın sırrıyla bu topu kaldırdım. Şerife bacımız Kastamonu'dan. Bu anlayışa bakın, bu tefekküre bakın, bu imana bakın. Şerife bacının imanına bakın İknur Hanım. Şerife bacı o mermilere ve kurşunlara, şöyle bir kış ayı, işte bugün Anadolu'da Türkiye'nin her bir yerinde kar ve yağmur yağdığı gibi, mermilere ve kurşunlara kar ve yağmur düşmesin diye üzerinde bulunan kazağını, hırkasını çıkartmış. Kendisi o soğukta buz gibi donmuş ama o kurşunların mermilerin üzerine örtmüş. Gördesli Makbule Manisa'dan, Nene Hatun 93 Harbi'nden, değil mi? Çocuğunu bırakmış. Çocuğunu bırakırken şunu söylemiş. Demiş ki, bir çocuk anasız babasız olabilir ama bir çocuk vatansız olamaz demiş. 7 Mart aynı zamanda Nene Hatun'u anma günüydü. Tam 40 yıl sonra Nene Hatun, yani 1915 gelince Çanakkale'de harf var, Sarıkamış'ta harf var. Sarıkamış'ta mektup geliyor, telgraf geliyor Erzurum valisi Tahsin Bey'e. Diyor ki Sarıkamış halkının yiyeceği giyeceği tükendi. Erzurum'dan, Erzurumlulardan yardım bekliyoruz. Bu ilanı duyurur. Kimin neyi varsa olmayanından getirir vilayetin önüne döker. Nene Hatun'un yarım çuval buğdayı vardır. Sırtına vurmuştur. Erzurum vilayetinin önüne getirince der ki Vali Paşa neneye, nene nene sen zaten 40 yıl evvel bir Erzurum'un değil bütün Anadolu'nun nenesi oldun. Bize bu yarım çuval buğdayını verirsen sen nasıl yaza ulaşacaksın nene? Nene Hatun'dan tarihi cevap gelir. Der ki Vali Bey, Vali Paşam, eğer bu der buğday tanelerinin birinin yüzünden Sarıkamış'taki asker ölürse yarın ruzi mahşerde ben hesap veremem. Böyle bir anlayış var. Böyle bir bakış açısı var. Şunu söyleyelim. Dünya Kadınlar Günü'ydü 8 Mart. Bizler Dünya Kadınlar Günü'nü ya da kadın hürriyetini 1789 Fransız ihtilalinden almadık, kimse kusura bakmasın. Bizlerin hürriyeti İslam'la birlikte geldi. Kadınımıza da erkeğimize de veda hutbesinde geldi. Anadolu'ya ne zaman tevarüs etti biliyor musunuz? İlk kadın dernekleri, ilk sivil toplum örgütleri ne zaman? Ahi Evran'ın hanımı Fatma Bacı'nın 1200'lü yıllarda Anadolu'da, İç Anadolu bölgesinde, Kırşehir'de kurduğu Bağcıyanı Rum Teşkilatı bizim ilk kadın teşkilatımız. Ne yapıyor o kadın teşkilatı? Kadınların sosyal hayata, ekonomiye katkısı için, onları iş görmeleri için, bir altın bilezik kazanmaları için, bir el emeği, göz nuru dökmeleri için kimi zaman halı ördürüyor, dokumalar yaptırıyor ve Kayseri'deki ilk ticaret merkezini Fatma Bacı açtırmıştır. Bunun yanı sıra kızlara görgü öğretiyor, irfanı öğretiyor, ilmi öğretiyor.
evlenemeyen hanımefendileri evlendirmek için gayret ediyor. Çünkü Peygamberimizin şu hadisi şerifini biliyor. Dünyada bir müminin diğer mümine en büyük şefaati yani yardımı iki kişinin evlenmesine vesile olmak. Yaşlılar yaşlandığı zaman bakacak kimseleri yoksa onlara bakıyor. Adeta bir huzur evi görevini görüyor. O Fatma bacı Moğol istilasında da esir düşüyor. Onun neticesinde esaretten kurtuluyor. Biz bunları niye geliyoruz? Bu taşları döşüyoruz. Döşemek zorundayız. Çünkü bizim gıdamız, temelimiz Anadolu irfanı. Anadolu irfanı olmasa Mehmet Akif olmaz. Demin Cemal Kutay'ın Kurtuluşun ve Cumhuriyetin Manevi Mimarları adlı kitabını tanıttınız. Hı hı. Bakın Cemal Kutay, Mithat Cemal Kutay ne diyor? Diyor ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklar nasıl vatan olmuş? 1900'lerin başında 20 milyon nüfus var. 1920'lerin başına gelince 13 milyon. 8 milyon şehit vermiş, 7 milyon şehit vermiş. Ve bu şehitler, bu şühedalar bu yere adeta Cenab-ı Hak titriyor. Mehmet Akif diyor ki enbiya yurdu bu yer, şüheda burcu bu yer. Bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer. Bir yıkık türbenin üstüne Mevla'nın titrediği yerdir. Ve yine İstiklal Marşı'nda bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun. Yazıktır incitme atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Evet. Bu cennet vatanından bir taş kimseye vermeyiz. Evet. Aslında Oğuzhan Hocam sizin de söylediğiniz gibi o İstiklal Marşı'nı kaleme alan Mehmet Akif Ersoy da bize o cümleler içerisinde, o kıtalar içerisinde yine geçmişe vurgular yaparak kim olduğumuzu, kimliğimizi, geçmişimizi hatırlatarak daha doğrusu bizi güçlendirerek ayağa kaldırmak istiyor zannediyorum. Diyorum ve hemen buraları ve daha detaylıca neydi, onun ruh hali neydi? Hangi ruh haliyle yazdı? Hangi ruh haliyle yazdı? Nerede yazdı? Ne hissetti de yazdı? Millete baktığında ne görüyordu? Geçmişe baktığında o kıtalarda yer alan tüm detaylarıyla isteyeceğim sizden birazdan ama şimdi sevgili izleyenler güzel bir eser arası efendim. Yılmam ölümden yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Yılmam ölümden yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim. Bir dileğim var ölürüm isterim, yurduma tek düşman ayak basmasın, yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Silsilemiz kahraman, Müslümanız, Hakk'a tapan Müslüman.
Türk eri silsilemiz kahraman, Müslümanız hakka tapan Müslüman. Putları Allah tanıyanlar aman, mescidimin boynunu açan asmasın, yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin desin hep birden yiğitler, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minarede öten gür sesin. Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minare döten gür sesin. Gel bana yar ol ki cihan titresin. Kimse dönüp süngüme yan bakmasın. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Amin desin hep birden yiğitler. Ekber gökten şehitler. Amin desin hep birden yiğitler. Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Amin, amin, Allahu Ekber. Efendim, güzel bir eser arası sonrası yeniden sohbetimize başlıyoruz. Ama öncelikle tabii ki teşekkür etmem gerekiyor. Çok güzel seslendirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Amin Marşı. Güfte yine Mehmet Akif Ersoy, değil mi? Ya çok güzel değil mi hocam? Amin, amin, Allahu Ekber. Allahu Ekber. Amin dedikten sonra yeniden Allah'ın büyüklüğünü hatırlatıyor. Evet, her zaman. Yani çok çok gerçekten incelikli yazılmış peş peşe böyle. Normalde biz mesela amin dedikten sonra hani öyle bir şeyimiz yoktur. Şimdi eseri dinlerken dikkat kesildim. Amin, amin, Allahu Ekber. Öyle bir imanı var ki, imanı olduğu için o gönül neşvesi onu ne yapıyor? Coşturuyor. Evet. Diyor ki, sorma aşıklara kimin nesidir? Aşıklık Mevla'nın hediyesidir. Ruhun arzusudur, kalbin sesidir. Ne ölçen hisseder, ne tartan anlar. Akif coşmuş, coştukça coşmuş. Coştukça adeta aşk şarabı vücut kadehinden taşmış ve bizler Allah Allah deyip indik Tanrı dağından. Ruhumuzu kandırdık Orhun Irmağından. Bu kaynaktan içenlerin yürekleri tunç olur, Türkiye kafa tutanların sonuçları korkunç olur. Tarihte hep böyle olmuş. Çanakkale'de ne yapacaklardı? İtilaf devletleri. Çanakkale'den savaşı kazanıp İstanbul Boğazı'na nazır, ayak ayak üzerine atıp kahvelerini yudumlayacaklardı. Ve bin yıllık hayalleri olan İstanbul'u tekrar yeniden alıp ortaçağ karanlığına döndüreceklerdi. Ama bilmiyorlardı ki Osmanlı'nın torunları var. Bilmiyorlardı ki Fatih'in torunları var. Bilmiyorlardı ki Anadolu'nun birçok yerinde zorunlu olarak değil, lise son talebeleri
gönüllü olarak Çanakkale'de savaşa gittiler. Bizler dinimizi, dilimizi, namusumuzu muhafaza etmek üzere oraya gittik ve bu sene Sivas Lisesi mezun vermedi, tahtaya yazıp gittiler. O imanı bilemiyorlardı, göremiyorlardı. Zaten İngiliz tarihçi diyor ki, biz Çanakkale'de Osmanlı'yı, Müslüman Türkleri yenerdik. Ama önlerinde yeşil sarıklılar var idi diyor. Muhammed İkbal'i bilemiyorlardı. Pakistan Lahor meydanından Pakistan Türkiye kardeşliği için, İslam kardeşliği için ey Pakistanlılar, ey Pakistanlı Müslümanlar, Osmanlı Devleti, hilafetin merkezi şu anda kafirlerle, gavurlarla harp halinde. Bizim onlara yardım etmemiz gerekir dedi. Ve Lahor'da kadınların kollarında, kulaklarında neleri varsa, küpelerini, bileziklerini, altınlarını nereye gönderdiler? Çanakkale'ye gönderdiler. Şu geleneği bilmiyorlardı onlar, kınayı bilmiyorlardı. Yozgatlı Hasan askere giderken Çanakkale'ye annesi saçlarını kınalamış, ellerini kınalamış. Kumandanı sormuş, demiş ki yavrum Hasan bu ellerin, saçların niye kınalı? Demiş ki bizim geleneğimizde askere gidene kına yakılır. Peki sebebi ne? Anam yaktı bilmiyorum. Peki bir mektup yazan ana, onun cevabına göre öğrenelim, ben de bilmiyorum demiş. Demiş ki kumandanım benim okumam yazmam yok ki. Peki demiş ben senin ağzından yazayım. Yazmış demiş ki ana, cephede kumandan soruyor. Anan senin niye saçlarına ellerine kına yaktı diye. Mektup gider. Anası cevap yazar. Der ki evladım, yavrum Hasan'ım, kumandanına söyle, söyle ki bizim kültürümüzde, bizim geleneğimizde, bizim medeniyet tasavvurumuzda üç kişiye kına yakılır. Biri gelinlik kıza kına yakılır. Temizliğin, edebin, iffetin simgesidir. Bir diğeri kurbanlık koça kına yakılır. Cenab-ı Hakk'a aynı Hazreti İbrahim'in oğlu Hazreti İsmail'i Müzdelife meydanında kurban etmeye yatırdığındaki teslimiyet, Allah'a teslim olsun diye kurbanlık koyuna kına yakılır, koça kına yakılır. Biri de yavrum senin gibi askere gidenlere kına yakılır, vatana şehit olsun diye. Ben onun için senin ellerini, saçlarını kınaladım. Kumandan bu mektubu alır. Der ki Hasan'ı çağırın. Hasan'a giderler, Hasan şehit olmuştur. Bunu bilemiyorlardı. Bunu hesap edemiyorlardı. İşte bu iman, o arkadaşlarımızın Mehmet Akif'in eseri olan Amin marşı ve Allahu Ekberler bu milleti kurtardı. Şu dört ses var ki İknur Hanım, bu dört ses başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere İslam devletlerinin neyidir? Şiarıdır. Aynı zamanda ebed müddet olmasının bir karşılığıdır. Nedir dört ses? Önemli dört ses. Biri işte gazilerin Çanakkale'de, Sarıkamış'ta, Afrin'de dört bir tarafında devletini, milletini, vatanını, bayrağını beklerken söylediği Allah sedası. İkinci ses seda kimin sedası? Beş vakit müezzinlerin minarelerden okuduğu ezan sedası. Üçüncü ses sabilerin, çocukların okuduğu Kur'an sedası. Dördüncü ses seda kimin? Hacca ya da umreye gidenlerin İhrama büründükleri zaman lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde vel nimete leke vel mülk la şerike lek diye okudukları telbiye sedalarıdır. Onun için dün provasını Çanakkale'de yaptılar. 100 yıl sonra 15 Temmuz'da yaptılar ama Anadolu insanı ne yaptı? Vatanından bir karış toprak vermedi. Çünkü bizler mankurt değiliz. Mankurt kelimesini ilk defa Cengiz Aytmatov romanlarında Türk edebiyat literatürüne sokmuştur. Mankurt dinini, dilini, fikrini, bütün geçmiş olan mazi ile bağını koparan kişiye denir. Onun büyük bir hadisesi var, hikayesi var. Onu daha sonra anlatırız. İşte Mehmet Akif Ersoy Anadolu'dan Tanzimat Fermanı ile birlikte Batı'ya okumaya giden, Batı'ya okumaya gönderirken Osmanlı onları, gidin Batı'nın ilmini, fennini alın gelin. Bizim irfanımız var, bizim kültürümüz var.
Ama onlar batıdan dönerken birçoğu ilmi, fenni bıraktılar. Batının geleneklerini aldı geldiler ve bizim geleneklerimizle alay ede durdular. Ve bizim insanımızı da mankurtlaştırmaya kalktılar. Ama şunu hiçbir zaman unutmasın sayın seyircilerimiz. Ruslar her daim Batı Türkistan Türklerini mankurtlaştırmaya çalışmış. Çinliler bugün değil, dünden beri yüzyıllardır Doğu Türkistan Türklerini mankurtlaştırmaya çalışmış. Anadolu'yu mankurtlaştırmaya çalışan kim? Avrupa ve Amerika. Ama bizler bu iman birliğiyle, bu din birliğiyle bizim şiarımız ve şuurumuz var. Şuur şiara bağlıdır. İslam'ın şiarı var. Nedir İslam'ın şiarları? Mukaddesattır. Kur'an-ı Kerim'dir, ezandır. Kur'an-ı Kerim'de geçer. Der ki Safa ile Merve, yani Beytullah'ın yanında say ettiğimiz o mübarek mekan İslam'ın şiarlarındandır. Eğer İknur Hanım bizler İslam'ın şiarlarına saygılı olursak şuur sahibi oluruz. Bakın bugün cuma, cuma namazı var. Cuma namazı olduğu zaman işimizi gücümüzü bırakıp tertemiz bir şekilde milletçe bir ve beraber huzur-u ilahiye koşuyoruz. İşte bu bir şuur sahibi olmak demektir. Mehmet Akif'in şiirlerinde bize öğrettiği Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçek. Çiğnetmedi namusunu, asla çiğnetmeyecek diye konuşturduğu Asım ve onun nesli şuurun neslidir. Şiarın neslidir. İstiklal Marşı'nda bize neler söyler evet, peki? Neler söylüyor? O şuur için bize neler söylüyor? İstiklal. O zaman neler söylüyordu? Bugün biz o İstiklal Marşı'ndan hala neler alabiliriz? Evet. İstiklal Marşı'nı Mehmet Akif Ersoy Ankara'mızda, Taceddin Sultan dergahında, Taceddin Sultan Camisi'nin hemen yanındaki dergahta kalırken, orada eviyle birlikte orada, ama öyle bir durumda ki fakir bir halde, sırtında Ankara'nın zemherisinde, Anadolu'nun o soğuğunda, bugün de o soğukları yaşıyoruz, sırtında giyinecek paltosu yok. Hatta İknur Hanım oturacak halıları yok. Mehmet Akif ve arkadaşları her cuma olduğunda, cuma akşamı bir arkadaşının evinde toplanırlarmış. Mehmet Akif Ersoy'un hanımefendisi İsmet Hanım, Allah gani gani rahmet eylesin. Bir gün o cuma, gelecek haftaki cuma sıra Mehmet Akif'teymiş. Çarşamba gününden Ankara'da yeni evlenecek bir çift Mehmet Akif'in evinin kapısını çalar. Aynı Mehmet Akif'in gönül zenginliğinde eşi İsmet Hanım da gönül zenginliği içerisindendir. O evlenecek çifttir ki evleneceğiz. Fakat oturacak bir halımız bile yok. Mehmet Akif'in evinde Taceddin dergahında oturduğu halıyı verir onlara hediye olarak, düğün hediyesi olarak. Ve Mehmet Akif arkadaşlarına rica eder. Der ki bu hafta bizim evde bir meşgale var, onu da söylemiyor. Çünkü hayrı gizli tutun. Sağ elin verdiğini sol el duymasın. Hayır yaptığınız zaman reklam yapmayın. Anons alıp değil mi? Bağırmayın diyor. Biz İslam öğretisi bu. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale şehitlerini ve İstiklal Marşı'nı sırtında paltosu yokken ve evlerinde halısı yokken, kilimi yokken Taceddin dergahında iki gecede yazıyor. Hangi olay üzerine yazıyor? Zaten milli mücadele içerisindeyiz. 17 Şubat 1921'de esas yazar. İki gecede yazar. Yunanlılar Bursa'ya girmiş. Ankara'mızın Polatlı kazasından Yunanlıların top sesleri duyuluyor. Ve Mehmet Akif bir kuruluş metni olarak, bir kurtuluş metni olarak, bir milli mutabakat metni olarak iki gecede vecd ile İstiklal Marşı'nı yazar. Ve nedir? Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiz sel gibiyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım diyor. Bana kimse ezelden beridir ben hür yaşadım. Bana kimse tasma ne yapamaz? Dayatamaz. Beni tasmayla bir tarafa çekemez. Bana kimse bir kalıp atamaz, beni bir kalıba sokamaz. Bana kimse mankurt ol diyemez. Ve Mehmet Akif. Hocam orada kastettiği Türk milleti değil mi? Türk milleti. Şimdi Necip o Türk birinci milleti. Tekil Şahıs'a söylüyor ama. Bize söylüyor. Aslında hatırlatıyor.
hatırlatıyor. O günlerde millet ayağa bunu hatırlatıyor. Diyor. Ayağa kalk. Çünkü diyor hakkıdır hakka taban milletimin istiklal. Hı hı. Senin diyor istiklal hakkın. Hı. O hak sana ait. Ve çünkü o hak öyle sana ait ki sen Çanakkale şehitlerinde dediği gibi o rükû olmasa dünyada eğilmez başlar. Sen Cenab-ı Hakk'a rükû edensin. Ona secde edensin, ona bağlı olansın, bağlı olan bir milletsin. Hizmet eden bir milletsin. Genlerinde diyor bir cesaret var, bir şecaat var, bir edep var, bir irfan var. Sana yakışmaz diyor. Onun için titre ve kendine gel diyor. Ve diyor bizlere bugünkü nesle de söylüyor, yarınki nesle de söylüyor. İstiklal Marşı bir gök gürlemesidir. Bakın İknur Hanım, destan devri. Mehmet Akif'ten evvel Türkiye'de kapanmıştı destan devri, destan şiirleri. Ama Mehmet Akif Ersoy'la destan devri yeniden başlamıştır. İstiklal Marşı da Çanakkale şehitleri şiiri de bir destan şiiridir. Ve Mehmet Akif'le destan devri başlamıştır. Nasıl o İstiklal Marşı'nı Taceddin Sultan dergahında iki gecede yazdıysa, iman ile, irfan ile yazdıysa, Çanakkale şehitlerini ne zaman kaleme aldı? Onu da 18 Mart'ın 1915'inde Osmanlı'nın görevlisi olarak gittiği Hicaz Demir Yolu'nun en son istasyonu El Muazzam istasyonunda Enver Paşa'dan bir telgraf geldi. Kuşçuzade Eşref Bey anlatıyor hatıralarında. Diyor ki Enver Paşa dedi ki Çanakkale'de savaşı kazandık. Diyor aç haldeydik, sefil haldeydik, toz ve toprak içerisindeydik. Mehmet Akif benden bir kalem ve kağıt aldı, abdest aldı. İki rekat şükür namazı kıldı. Gözyaşları içerisinde iki saat zarfında Çanakkale şehitlerini 107 yıl evvel yazdı ve bana verdi. Orada ne diyordu? Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani taun adan zuldür bu rezil istila. Bunların istilaları taun hastalığından yani vebadan, bugünün koronasından bile zuldür. Bu topraklar senin değil. Biz bu topraklara alın terini akıttık, akıl terini akıttık, ecel terini akıttık ve bu toprakları vatan yaptık. Milyonlarca şehidimiz var. Ondan dolayı bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altında binlerce kefensiz yatanı. Ey çocuk, ey genç. Elinde telefonla saatlerini geçirme. Günlük 8 saat telefonla hemhal olma. Anneni tanı, babanı tanı, milletini tanı, devletini tanı, bayrağını tanı ve senin için şehit olanları tanı. Sivas Lisesi'nden gidenler, Anadolu'nun birçok İstanbul'daki üniversiteden gidenler, birçok liseden gidenlerin hayalleri yok muydu? Anaları yok muydu, babaları yok muydu? Eski deyimimizde yavukluları yok muydu? Sevgilileri yok muydu? Vardı. Mektup bile yazacak fırsatları olmadı. Bugünkü gibi cep telefonundan mesaj gönderemediler. Ama bugün bizler bugün burada konuşuyorsak, o şehitlerin yüzü suyu hürmetine, biz bugün Anadolu'da istediğimiz gibi hür bir şekilde yaşıyorsak, o şehitler şehit oldu da biz bugün buradayız. O milyonlarca şühedanın yüzü suyu hürmetine biz bugün Türkiye'de rahat nefes alıyoruz. Allah onlara gani gani rahmet eylesin. Bakın günümüzde savaşlar oluyor. İşte Ukrayna. İnsanlar kucaklarında, anaların kucaklarında çocuklar vatan arıyor. İşte Suriye. Hiç ana kucağında çocuğuyla birlikte vatan aradı mı Türkiye'de 100 yıldır? Çünkü biz bedel ödedik. Ve hiçbir zaman her şeyden ödün veririz. Vatanın bağımsızlığından asla ve kat'a ödün vermeyiz. Böyle bir milletiz. İster beğensinler, ister beğenmesinler. İster rüzgar nereden eserse essin. Bizim rüzgarımız budur, bizim havamız budur. Bizim havamız Mehmet Akif'in annesinin Buhara'dan getirdiği Buhara havasıdır. Bizim havamız Mehmet Akif'in babasının Balkanlardan, evladı Fatihan topraklarından getirdiği bir havadır. Bizim havamız 70 yaşında Kanuni Sultan Süleyman'ın atın sırtında Viyana kuşatmasına kadar giderken götürdüğü hava ve o yolda şehit olduğu hava bizim havamızdır. Peki hocam, şimdi çok güzel anlatıyorsunuz. Gerçekten sizi böyle kapılıp dinleyip gidesi geliyor insanın. Ağzınıza sağlık.
şunu merak ediyorum ama vurgulayalım istiyorum biraz daha. Milli marşların bir milletin bağımsızlığında ya da onların o devam eden varlıklarındaki kıymeti ve yeri nedir? Yani şunu ben daha doğrusu tam idrak edebilmek istiyorum. İstiklal Marşı'nın yazılmasıyla birlikte Akif'in bu güzel kıtaları ard arda sıralamasıyla ve mecliste kabul edilmesiyle birlikte bu kıtalarla karşılaşan halk neler hissetti? Şimdi hiçbir milletin marşının adı İstiklal Marşı değil. Hı hı. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin marşının adı İstiklal Marşı. Ve unutmayalım, bizim milletimizin iki kurucu ve koruyucu marşı var, metni var. Biri bu senede Süleyman Çelebi yılı ve Mevlid yılı. Süleyman Çelebi Hazretlerinin 1402 Ankara Savaşı'ndan sonra Timur'la Yıldırım Beyazıt harp etmiş, Yıldırım Beyazıt yenilmiş, Anadolu'da birlik bozulmuş, fetret dönemi başlamış. Ve Süleyman Çelebi bir şiir kaleme almış. Peygamberimizin doğumunu anlatan Mevlid'i kaleme almış ama Mevlid'in diğer adı İknur Hanım, sayın seyirciler, Vesiletün Necat'tır, kurtuluş reçetesidir. Mevlid milleti birbirine bağlamış, gönül birliğini sağlamış, dil birliğini sağlamış ve fetret dönemini bitirmiş. Osmanlı'daki birlik sağlanmış, yeniden bir devletin devamlılığı gelmiş. Hı hı. Balkanlarda eğer Mevlid-i Şerif olmasaydı, komünizm döneminde Balkanlarda yaşayan, evladı Fatiha'nın topraklarında yaşayan yurttaşlarımız, soydaşlarımız ezilip gidip milli benliklerini kaybedeceklerdi. Hı hı. Onun için birinci metnimiz o. İkinci metnimiz sizin sorunuza cevaben bizim İstiklal Marşımız. O İstiklal Marşı bizi bir ve bütün haline getirmiş. O İstiklal Marşı genç Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sembolü ve şiarı haline gelmiş. O İstiklal Marşı, Türkiye'nin bir marşa ihtiyacı var. Yarışma açılmış. Ama Mehmet Akif yarışmaya girmiyor. Niye? Neden girmiyor? Karşılığında para var. Karşılığında para olan ben bir yarışmaya giremediğim gibi diyor. Karşılığında para olan bir şeye millete marş yazılır mı diyor. Öyle marşı kabul etmem. Ve o günün Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Subhi Tanrıöver'in ricası üzerine Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazar ama der ki Hamdullah Subhi Tanrıöver tamam parasını sana vermeyeceğiz. Bir vakfa bağışlayacağız. Hı hı. Mehmet Akif kabul eder. Ve Mehmet Akif'in İstiklal Marşı birinci mecliste hemen Hacı Bayram Veli Camisi'nin altındaki meclis. Hı hı. O meclis 23 Nisan 1920'de Besmele'nin sırrıyla açıldı. O meclis Hacı Bayram'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları o günün milletvekillerinin bir cuma günü cuma namazını kılmaları, ardından kurbanı kesmeleri, tekbirlerle, tehlillerle ve Hacı Bayram Veli'de bulunan minberde İslam sancağıyla birinci meclise indiler. Orada Anadolu'da Kur'an-ı Kerim hatimleri ve Buhari-i Şerif hatimleri yapılmıştı. O hatimlerin duasını aldılar ve meclisi öyle açtılar. İşte bu ortamda Mehmet Akif'in İstiklal Marşı 12 Mart'ta 1921 günü 4 sefer okunarak Millet Meclisi'nin muhterem vekilleri tarafından ayakta alkışlanmış. O arada kalkmış bakmışlar ki Mehmet Akif yerinde yok. Mehmet Akif aynı zamanda Burdur mebusudur. Burdur milletvekilidir. Oradan gitmiştir, utanmıştır. Mehmet Akif'in isabet ettiremediği tek bir konu vardır biliyor musunuz? O diyordu ki bir şiirinde, sessiz yaşadım, kim beni nereden bilecek? Bunu isabet ettiremedi, bunu tutturamadı. Ey Mehmet Akif, ey merhum Akif, ey milli mücadelenin manevi kumandanı, imanlı şair Mehmet Akif Ersoy. Bugün seni herkes tanıyor. Herkes seni anlıyor, herkes seni anlatıyor. Senin Safahat adlı kitabın bugün evlerde Kur'an-ı Kerim'den sonra, Müslüman evlerde, Anadolu insanın evinde Kur'an-ı Kerim'den sonra en çok hangi kitap bulunur diye bir istatistik yapılsa muhakkak onun Safahat adlı kitabı var. Onun için sen gönüllere yazdın. Sen palton yoktu, para karşılığında yazmadın. Yazmadığın için sözün tesir halk etti. Yazmadığın için gönüllere geçtin. Sen İstiklal Marşı'nda şunu diyordu. O onu ancak bu söylerdi. 12 yıl Mısır'da günlerini geçirmek zorunda kaldı. Vereme yakalandı.
vatan hasretiyle titredi ve diyordu ki canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda. Bunu ancak vatanın dışındakiler anlar. Vatanın içerisindekiler anlayamaz. Çünkü bir cennet yurdunun içerisindeyiz. Bak çok önemli. Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda. Etmesin beni tek vatanımdan dünyada cüda. Her şeyimi alsın. Ama beni vatanımdan etmesin. Mehmet Akif Mısır'da Yozgatlı İhsan Efendi'ye, ey İhsan Efendi sen olmasaydın ben bu gurbet ellerde ne yapardım diyor. Abbas Halim Paşa onu davet ediyor. Onun daveti üzerine gitmek mecburiyetinde kalıyor. Gönüllü olarak gitmiyor Mehmet Akif. 1924'te gönüllü olarak gitmiyor, zorunlu olarak gidiyor. Ve Mehmet Akif'in adeta cebinde parası yok. En sonunda o paşa ona bir iş teklif edecek. Üniversitede Türkçe öğretmenliği teklif edecek. Fakat Akif'in eviyle üniversite arası uzak diye yeni bir iş bulabilir miyim diye düşünüyorum. Aradan aylar geçiyor. Akif'e uygun bir iş bulamıyor. Gidip tekrar 4 ay evvel düşündüğü üniversite işini teklif edince ne diyor Mehmet Akif biliyor musunuz? Paşam ne diyorsun? Ne diyorsun? Bırak o öğretmenliği. Hamallık desen hamallık etmeye razıyım. Ve Mehmet Akif Ersoy'un hanımı o gurbet ellerde amansız bir psikolojik hastalığa yakalanmış. Diyor ki Mehmet Akif'e, Akif Bey sen beni aldatıyorsun diyor. Diyor ki hanım ben sadece cuma namazları için çıkıyorum, seni nereden aldatacağım? Bundan sonra diyor gel cuma namazlarına birlikte gidelim, sen beni kapıda bekle, ben namazımı kılayım geri dönüp gidelim diyor. Diyor ki sen gece ben uyuduktan sonra gidiyorsundur. Mehmet Akif o yıllarda, o 12 yıl içerisinde, vatan özlemi içerisinde, hanımının psikolojik hastalığı da o özleme beraber olunca Mehmet Akif verem olarak döner. Nereye gelir? İstanbul'a gelir. Onun öldüğünde onu 3-5 kişi uğurlayacaktır. Tabutunun üzerinde bir örtü bile yoktur. Örtü küllü nefsü zayikatül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Örtüsü bile yok. Ama bir esnaf Kabe'nin örtüsünü getirir. Herkes der ki Akif Bey ölmüş. Ve binlerce İstanbul Üniversitesi'nde okuyan genç Mehmet Akif'i tabutu üzerlerinde tekbirlerle, tehlillerle Edirne kapı şehitliğine götürürler. Sessiz yaşadın. Evet. Beni kim, kim? Nereden herkes seni bilecektik. Herkes yani seni biliyor. Sen bizim milli şairimizsin. Sen milli mücadelemizin milli kumandanısın. Allah sana gani gani rahmet eylesin. Amin. Amin hocam. Peki biz bu İstiklal Marşı'nı yazan şairin aynı zamanda da Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın dediğini biliyoruz. Bu ne ifade ediyor? Bugün bizlere ne söylüyor? Soracağım hocam ama güzel bir eser arasından İnşallah. Sonra. Evet efendim şimdi güzel bir eser arası veriyoruz. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp sövemem. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım. Çiğnerim çiğnerim, hakkı tutar kaldırırım. Thank you.
Kim dedi uysal koyunum kesilir belki fakat çekmeye gelmez boyun. Kanayan bir yara gördüm mü yanar taciyerim. Onu dindirmek için kamçıyerim çifteyerim. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim çiğnerim hakkı tutar kaldırırım. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim çiğnerim hakkı tutar kaldırırım. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim çiğnerim hakkı tutar kaldırırım. Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım. Çiğnerim çiğnerim hakkı tutar kaldırırım. Evet efendim, yine çok güzel bir eserle sohbetimizi renklendirdi Hasan Özer ve ekip arkadaşları. Aynı zamanda Zulmü Alkışlayamam eserini, şiirini çok da güzel bestelemiş Hasan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık efendim. Buyurun hocam. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için kalkıp geçmişime süremem. Kimse kusura bakmasın. Evet. Benim mukaddesatım var. Beni ben yapan millet olarak değerlerimiz var. Birileri bizi beğenmiyor diye, işlerine gelmiyor diye ben zalimin zulmü için ya da haçlıların keyfiyeti için ben değerlerime sırt asla ve kat'a dönemem. Evet. Mehmet Akif bunu diyor ve bizlere de mesaj bırakıyor. Evet. O şiirler aynı zamanda tarihi eserler, tarihe kaynaklık yapıyor. Biz edebiyatımıza baktığımız zaman bizim edebi metinlerimiz tarihe kaynaklık yapan en önemli metinlerdir. Hele Mehmet Akif'in Safahat adlı kitabı, Safahat bir şahsi bir kitap değildir. Bir millet kitabıdır adeta. Safahat'a baktığımız zaman biz o Safahat'ta bizim bütün değerlerimizi görüyoruz. Bakın İknur Hanım, Dede Korkut kitabında, Mesnevi'de, Mevlana Celaleddin Rumi'nin yazmış olduğu Mesnevi'de, Mehmet Akif Ersoy'un yazmış olduğu Safahat adlı kitapta, şiirlerin toplandığı kitapta biz aynı zamanda değerlerimizi, kültürümüzü, bizi biz yapan milli benliğimizi, karakterimizi, kişiliğimizi görüyoruz. Zaten Mehmet Akif çocukken en çok okuduğu ve dinlediği kitap Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi kitabıdır. Bunu çok dinlemiştir. Aynı zamanda Bostan adlı kitaptır, Gülistan'dır. Hafız'ı okumuş. Hocam Hafız'ın eserleri de çok güzel. Bu eserlerle büyümüş Mehmet Akif Ersoy. Demek ki bir çocuğun iyi yetişmesi için onun edebiyat, sanat, kültür çevrelerinin içerisinde yetiştirmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Bir insan söze hakim değilse, bir insan kitaba hakim değilse onun neyi? Belagatı da gelişmez. Adeta hafsalası körler. Onun için Kutad Gubilik yazarı Yusuf Has Hacip der ki, kişinin süsü yüzdür, yüzün süsü gözdür, aklın süsü dildir, dilin de süsü sözdür. Söz ve göz çok önemlidir. Bizim bir sürü edebi metinlerimiz var, şiirlerimiz var. Bakın eskiden Türkiye'de Safahat hafızları var imiş. Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ını baştan sona ezberleyen, o yedi bölümü ezberleyen hafızlar, Kur'an-ı Kerim'in hafızlarının yanı sıra. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde ben bir Safahat hafızına rastlayamadım. Olan varsa gidip elini öpelim. Biz öyle gençler yetiştirmeye gayret edelim. Bakın bugün Kırgızistan'da Manas destanını ezberleyen Manas hafızları var. Bugün Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretlerinin kaleme almış olduğu söylediği hikmetleri, yani divan-ı hikmeti ezberleyen hikmet hafızları var. Bizde hiç değilse Mehmet Akif Ersoy'un Safahat'ını hepsini bilmesek de önemli şiirleri ezberimizde olması gerekir. Evet.
O bakın İstiklal Marşı'nı da ne kadar Ali Cenap bir insan, ne kadar diğergam bir insan. İstiklal Marşı'nı Safahat adlı kitaba almamış. Evet. Ne demiş? Yok. Bu benim değil. Hocam. Bu benim değil. Bu benim milletimin. Zaten karşılığında para da almamış. Ve o Safahat adlı o İstiklal Marşı'nı kime atfetmiş? Kahraman ordusuna. Kahraman Türk ordusuna. Peki bu Kahraman Türk ordusunun ismi nereden geliyor? Mehmetçik. Mehmetçik ne demek? Aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Muhammed'in ordusu demek. Böyle bir ordu. Muzaffer bir ordu. Muzaffer ordu her yerden zaferle döner. Gözü pektir, cesurdur. Afrin'e giden bir asker var idi. Yıllar evvel gösterdiler. Sordular, ne diyorsun? Ailene ne diyorsun, ne söylüyorsun? Beni beklemesinler dedi. Ve nereye gidiyorsun? Afrin demedi. Kızıl Elma'ya gidiyorum dedi. İşte bu anlayış bizim köklerimizden geliyor. O köklerimizden gelen anlayış bir ağaca benzetir zaten Mehmet Akif'i insanları. Ağacın kökleri vardır. O köklerin o köklerin yeni nesillere tevarüs etmesi için kendinden olan aşıyı vuracaksın. Batı aşısını vurmayacaksın. Kendini kabul etmeyen, vücudunun kabul etmediği aşıyı vurmayacaksın. Yani milli aşı olan, manevi olarak bahsediyorum. Tabii Turkovakıt'a bahsediyorum. Kendi aşımız olalım değil mi? Milli aşı. Yerli malı haftaları eskiden yapılırdı. Evet, yerli malı, milli olabilmek, yerli olabilmek bizim en önemli özelliklerimizden biridir. Evet. Hocam aslında biz tarihimize dönüp yani milleti gerçekten sarsmış, kendine getirmiş özellikle böyle zor zamanlarda. O isimlere baktığımızda aslında hep benzer bir şey görüyoruz. Evet. Şimdi Akif'e de baktığımızda sizin anlattıklarınızda öncelikli olarak ben ödül karşılığında bir şiir yazmam diyor, reddediyor. Evet, ardından çok ısrar ediliyor, tamam diyor ama ödülü almam bir yere bağışlarsınız. Şiir yazmıyor. İki günde şiiri yazıyor. İki gecede. İki gecede evet. Şiiri yazıyor. Öyle muazzam bir şiir ki dört kez üst üste okunuyor dediniz değil mi mecliste? Ayakta. Ayakta alkışlanıyor. Kendisi o meclisten çıkıp gidiyor. Hiç millet onu tebrik etmedi. Sahiple. Hocam bu nasıl bir şey? Ve ardından şiir kitabının içerisine almıyor. Benim değil milletimin şiiri. Milletimindir diyor. Hocam bu nasıl bir kendinden vazgeçiş? Yani o benliği bırakıp gerçekten hani kendi yani tabiri caizse kendi eseri evet onun eseri ama o kadar hani o benlikten vazgeçerek bunu milletine sunuyor ki. Şimdi bu bir aşk meselesidir. Bunu anlayabilmek için aşkı anlayabilmek lazım. Bunu anlayabilmek için asr-ı saadete bakmak lazım. Bir gün Tebuk seferine hazırlanıyorlar. Ashab-ı kiramın neyi varsa elinden getiriyor. Hazreti Osman bir şeyler getiriyor, altın getiriyor. Ya Resulallah diyor, bu malımın dörtte biridir. Geliyor Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki ben bu sefer diyor Hazreti Ebu Bekir'i geçeceğim. Malının yarısını getiriyor. Diyor ki ya Resulallah bu benim malımın yarısıdır. İslam yolunda hibe ettim diyor. Tasaddukta bulundum. Ya Ömer diğer yarısı nerede? Diğer yarısını da ya Resulallah aileme bıraktım. Hazreti Ebu Bekir bütün malını gönderiyor. Ne bıraktın ey Ebu Bekir Allah'a diyor. Ailene ne bıraktın? Diyor ki Allah ve Resulünün aşkını bıraktım diyor. Allah ve Resulünün aşkını bıraktım. Kendisi de kıldan elbise giyiniyor. Evet. Kıldan elbise giyiniyor. Cibril aleyhisselam kıldan elbise giyinmiş. Soruyor Peygamberimiz ey Cibril niye bu kıldan elbise giyindin? Diyor ki ya Resulallah Hazreti Ebu Bekir senin sadık arkadaşın. Her şeyini vermiş, elbisesi bile kalmamış, kıldan bir elbise giyinmiş ancak. Ondan dolayı bütün melekler o elbiseyi giyindik diyor. Bu aşk, bu aşk. Bu aşk olmasa Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir olmazdı. Bu aşk olmazsa Hazreti Fatıma annemiz, Hazreti Hasan efendimiz, Hüseyin efendilerimiz değil mi? Ömer efendilerimiz, Hamza efendilerimiz, Bilal-ı Habeşiler olmazdı. Öyle bir aşk ki Bilal-ı Habeşi'yi ne yaptılar? Kabe'nin yanına bile yaklaştırmıyorlardı siyah olduğu için. Ama İslam o siyaha izzet verdi. Kabe'yi muazzama fethedildiğinde ilk ezanı Kabe'nin damında çatısında Bilal-ı Habeşi okundu. Hiç kimseye renginden dolayı, dilinden dolayı, ırkından dolayı ötelenmemiş. Ancak takvasından dolayı öne geçmiş ve aşkından dolayı. İşte Mehmet Akif Ersoy'u da
diğer şairlerinden ayıran kendini milletine vakfetmesidir. Milletine vakfetmiş, aç kalmış, çocuklarını bile milletine o kadar vakfetmiş ki çocuklarının birkaçının akıbeti bile bellidir. Kendi çocukları ev bulamamış, ev bulamamış bir çöplüğün yanında hayatını kaybedenler var. Evde kirada oturduğu zaman evde atılan, evinden atılan çocukları var. Mehmet Akif böyle bir hayatta kendini vakfederek eser bıraktı. Neyin eserini bıraktı? Milletin eserini bıraktı ve şunu dedi. Dedi ki, ruhumun İstiklal Marşı'nda, ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli, değmesin mabedimin üstüne namahrem eli. Onun bir emeli vardı. Onun emeli mabedin üstüne namahrem elinin değmemesiydi. O namahrem eli değdiği zaman o namahrem elinde kırın diyordu. Bu ezanlar ki diyordu, şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Bakın bugün Mescid-i Aksa-i Şerif'in üzerinde namahrem eli var değil mi? O namahrem elini benim ecdadım kırdı yine. Selahaddin Eyyubi Diyarbakır'dan gitti. 99 yıllık Haçlı hakimiyetinden kurtardı. Kimseye de zulüm etmedi. O eli yine Yavuz Sultan Selim 1516'nın 31 Aralık'ında Kudüs-ü Şerif'e gitti. 401 yıl bizim egemenliğimizde kaldı. Kudüs-ü Şerif oraya kimse dokunamadı. Ama 1917'den sonra işte Osmanlı zayıflayınca Mehmet Akif onun mücadelesini veriyordu. Tekrar yeniden o ümmet ayağa kalksın, bir olsun, beraber olsun. İsmail Gaspıralı bir şey diyordu. Fikirde birlik, dilde birlik, işte birlik. Ama bu yeterli mi? Yeterli değil. Çünkü Muhammed İkbal de diyor ki, amelde birlik olmazsa fikirde birliğin bir önemi yoktur. Ondan dolayı ameli olarak bir ve beraber olalım diyordu. Hı hı. Rus yazar Ruski var 18. yüzyıldan. Diyor ki İknur Hanım, bana cuma gibi bir müesseseyi verin, işte şu cumayı dünyaya hükmedeyim. Peki Ruski mezarından kalksa milyonlarca hacının dünyanın her bir tarafından giden iki beyaz bez parçasına, izar ve rida adlı bez parçalarına bürünen, rengi başka, dili başka, ırkı başka ama gönülleri bir, Arafat'tan Müzdelife'ye inerken annelerinden doğduğu gün gibi tertemiz, 5 milyon hacının birliğini ve beraberliğini görse Ruski ne derdi? Onun için Mehmet Akif, ataletten kurtulun. Birlik ve beraberlik şuurunda olun. Ve bir Nevruz var, onun bir dörtlüğü çok meşhur. Buyurun hocam. Diyor ki Nevruz'a hitap eder. Nevruz'a hitap ederken dünün, bugünün ve yarının Türk gençliğine de hitap eder aslında Nevruz adıyla. Buyurun. Hani bizim geleneğimizde bir şey var ya. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla diye. Diyor ki, ihtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? İhtiyar amcanı dinler misin oğlum Nevruz? Ne büyük söyle, ne çok söyle, yiğit işte gerek. İşte başta ol. Söz söylemek kolay ama işte olmak önemli ve devam ediyor. Lafı bol, karnı geniş, soyları taklit etme. Sözün sağlam, sözü sağlam, özü sağlam. Adam ol, ırkına çek. Ve Mehmet Akif bir şiirinde de ne diyordu? Sözüm doğru olsun ama sözüm odun gibi olsun. Yeter ki doğru olsun. Doğruluktan ayrılmadı. Ahde vefadan hiç ayrılmadı. Mehmet Akif Ersoy bir arkadaşına söz vermişti. İşte İstanbul'da fırtınalar kopuyor değil mi? Dedi ki bugünkü gibi cep telefonu yok. Yarındası günü öğle vaktinde geleceğim. Kavilleşti, randevuleşti. Ve Mehmet Akif vapurlar da işlemiyordu. O soğukta, o fırtınada, o karda, o tipide, o boranda söz verdi diye seher vaktinde kalktı, yürüyerek geldi. Kapıyı vurunca bıyığının yarısı da buz tutmuştu. Ya. Vurdu kapıdan, açtı kızı. Akif amca hoş geldin. Baban nerede? Senin gelmeyeceğini düşünerek üst komşuya gitti. Çağırayım. Çağırma dedi. Ve geri döndü gitti. Ahde vefa, sözüne sadakat, hayatında yalan yok. Kur'an-ı Kerim'in tercümesi ona verildi. Tercümesi yaz diye rica edildi. Kur'an-ı Kerim'in tercümesini Mısır'da yazdı. Ama Anadolu'da Kur'an-ı Kerim'in aslının yerine senin yazdığın
Türkçe tercümesi okunur korkusuyla. Eğer bu okunur, Kur'an-ı Kerim'in aslı bırakılır. Hani bu memlekette ezanı Muhammediye de aslından gönderildi, Türkçe okundu. Yıllarca değil mi? Mehmet Akif bu korkuyla arkadaş İhsan Bey'e emanet etti. Dedi ki ben Türkiye'ye dönüyorum. İnşallah orada öleceğim, vatanımda öleceğim. Huzur-u Hakk'a, Ulu Divan'a varacağım. Ben ölürsem senden evvel bu kitabı, tercümeyi yak. Ben yarın Ruzi Mahşer'de hesap veremem. Yozgatlı İhsan Efendi de ölürken o yakmaya kıyamadı. Oğlu Ekmelettin İhsanoğlu Bey'e onu bıraktı. Dedi ki ben öldükten sonra bunu yak. İlk işi de o Kur'an-ı Kerim'in tercümesini yaktı. Böylece dinine bağlı bir Mehmet Akif. Evet. Benim yazdığım ya tercüme asıl yerine geçer diye düşünceyi görüyor musunuz? Bir başkası olsa ne düşünür? Ya tamam işte benim eserim her yerde okunacak değil mi? Onu hocam düşünür. Ama bu böyle düşünmedi. Evet. Tüm bu anlattıklarınıza baktığımızda gerçekten hayatında Kur'an-ı Kerim'in yansımasını ve sünnetin ayak izlerini her şekilde yaşayan bir Kur'an. Evet, hani Ayşe annemize sordular ya Resulullah Efendimiz nasıldı? Dedi ki o yaşayan bir Kur'an'dı. Mehmet Akif de ismini aldığı Muhammed Efendimiz'den, Alişan Efendimiz'den, Aleyhissalatu vesselam Efendimiz'in yaşantısı gibi bir yaşantı yaşamaya gayret etti. Ve aynı onun gibi. Hocam son sözlerinizi olarak rica ediyorum. 63 buyurun. Yaşında öldü biliyor musunuz? Aynı Anadolu'da yaşında. Bir ifade var. Anadolu'da yaşlılar bazen nedir, kaç yaşındasınız diye sorarsınız. Derler ki haddi aştık. Ya ne demek haddi aştık? 63 yaşında peygamberimiz öldü. Bizim de yaşımız onun yaşını geçti. Haddi aştık. Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi 63 yaşını geçtikten sonra kendine yerin altında bir mahzen yaptırmış, namazlara çıkmış. Demiş ki peygamberimiz 63 yaşında öldü. Ben bu yaştan sonra yerin üstünde yaşamam bana haram kılınmış. Böyle bakabiliyorsak, evet. Batini bakıştır bu. Bu ledünni ilimdir, bu saygıdır. Evet. Bu peygamberin yolundan yürümektir. Anadolu irfanı da, Anadolu irfanının yetiştirdiği Mehmet Akif de o yolu takip ettiği için bunun gibi olmuştur. Başta evet. Mehmet Akif olmak üzere. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyorum. Tamam. Mehmet Akif'in ifadesiyle saygıdeğer seyircilerimizden dua bekleyerek cumalarının füyüzatından, bereketinden istifade etmeyi Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Ve Mehmet Akif'in şu sözüyle sözlerimi hitama erdiriyorum. Buyurun hocam. Allah'ım bu necip millete tekrar bir istiklal marşı yazdırma. Amin diyoruz biz de. Allah razı olsun. Beni davet ettiğiniz için. Diyanet TV ekranlarından necip milletimizle buluştuğunuz için sizlere ve bütün ekibinize hasreten teşekkür ediyorum. Kalbin sahibine emanet olun. Katılımınız için biz teşekkür ediyoruz Oğuz hocam. Çok sağ olun. Kıymetli bilgiler verdiniz. Ne güzel bugün bizimle birlikte oldunuz. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola. Amin. Evet efendim bugünkü yayınımızın da böylece sonuna geldik. Pazartesi günü yine bu ekranda sizlerle buluşuyor olacağız. Konularımız insan, şiir ve edebiyat olacak. Öncelikli olarak ardından ise engelli vatandaşlarımızın ibadet hayatını konuşuyor olacağız. Bir Cuma günü yayınında bir daha sizlerle birlikte olduk efendim. Yarın 12 Mart İstiklal Marşımızın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kabul ediliş tarihi. Biz de bugün onu biraz detaylıca sizlere aktaralım istedik. Ümit ediyoruz ki faydalı olmuştur. Tekrar görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Hayırlı cumalar tekraren. Şimdi güzel bir eserle yayınımızı kapatıyoruz. Sultan göründü.
gözümün gördün söylerim size. Gözümün gördün söylerim size. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Sancağı ak idi, döndü yeşile. Sancağı ak idi, döndü yeşile. Uyandım kendimi, dövdüm taş ile. Uyandım kendimi, dövdüm taş ile. İlahi bir dahi göster düş ile. İlahi bir dahi göster düş ile. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Aşık Yunus sana sıdk ile tapar. Aşık Yunus sana sıdk ile tapar. Tapmayanlar doğru yollardan sapar. Tapmayanlar doğru yollardan sapar. Kurtar. Ey Allah'ım bizi günahtan kurtar. Bir yeşil sancaklı sultan göründü. Bir yeşil sancaklı sultan göründü.